Cumartesi ve sabahın ilk saatleri, saatler 10-14'ü gösteriyor. Diyalog programından herkese sevgiler, saygılar, hürmetler. Evet, gazeteciler, Sayın Mehmet Öztürk ve Sayın Şenol Azman, bugünkü konukları Adalet ve Kalkınma Parti Zonguldak Milletvekili Profesör Doktor Ercan Candan'ın danışmanı, metalurji mühendisi Savaş Aydın olacaktı. Fakat şu anda zannedersem hastanede yattığı için programa katılamamış. Efendim, buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ama ilerleyen dakikalarda telefon bağlantısıyla programımıza bağlanacak ve görüşlerini alacağız. Bunun yanında spontane bir gelişme olduğu için bir konuğumuz da var. Hoş geldiniz diyorum ben. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Benim Mehmet Bey. Evet, konuğumuzu da tanıyalım. Efendim, hoş geldiniz. Sizi hoş tanıyalım. Ben Zafer Sucu. Eski AK Parti Teşkilat Başkanı. Evet. Şu anda AK Parti üyesi. Çarşıda 16 senedir esnaflık yapan Can Doroğlu firması adı altında ticaretle iştigal eden bir Ereğli sevdalısı kişiyim. Evet. Evet, Mehmet abi. Bugün yeni bir haftaya, yeni bir umutla, yeni bir yıla başladığımız gibi tüm değişim efendim dinleyenlerine sevgiler ve saygılar sunuyorum. Evet, arkadaşımızın da belirttiği gibi programımıza Sayın Ercan Candan'ın danışmanı Savaş Aydın katılacaktı. Fakat şu anda Anadolu Hastanesi'nde yoğun bir tedavi altında, aşırı grip ve nezle olduğundan biz kendisine acil şifalar diliyoruz ve programımıza ilerleyen dakikalarda ya bizzat ya da telefonla katılacak. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Evet, ben konuya girmeden önce Karadeniz Ereğli'de yaşanılan her tür olayların, her tür gelişmelerin en canlı, en dik, en enleri diyelim, yani konuşulabildiği bir programdan bahsetmek istiyorum. Evet Şenol Bey, konumuz Sevas Bey'le ilgiliydi ama arkadaşımızın sağlık durumundan dolayı programımız spontane gelişti, Zafer Bey'i aldık. Evet. Buyurun. Sevgili dinleyiciler, Diyalog programından yeni bir hafta, yeni bir konuk, yeni bir konu sizlerle beraberiz. Gerçekten çok mutluyuz. Buradan Sayın Savaş Aydın'a sizlerle beraber olmaktan çok mutluyuz. Savaş Aydın'a acil şifalar diliyoruz. İlerleyen dakikalarda Savaş Aydın için hazırladığımız tüm soruları telefonla soracağız. Eğer sağlığı el verdiği süre içinde bu telefonla onun için hazırladığımız sorular ve halkın kafasındaki algılarla ilgili bütün soruları soracağız. Neden Savaş Aydın bu programda? Bu programımıza Sayın Zonguldak Milletvekili Ercan Candan'ı konuk etmiş, davet etmiştik. Fakat Ercan Candan'ın bu Fransa'daki olaylarla ilgili de görevleri daha arttı ve bugün de Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nda ARGE toplantısı olacağı için Savaş Aydın'ın katılmasını uygun gördü Sayın Milletvekili ve biz Savaş Aydın'a bu soruları soracaktık. Aslında Amerikan vari bir şey yapıyorduk burada. Çünkü birçok ülkeyle ilgili, birçok soruyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Başkanı hep danışmanlarını çıkartıyor. Bizim evet bu formatı izlemiyoruz ama teknik olarak böyle bir şey geliştiği için Savaş Aydın'la çıkacaktık. O da nasip olmadı ama telefonla her şeyi soracağız. Ancak tabii programımızda biz çoklu konuk alma şeyimiz hep var, formatımız var. Zafer Bey'le de uzun zamandan bu yana görüşüyoruz ve bir program formatı içindeydik. Hatta bu programın ikinci bölümünde Zafer Sucu zaten olacaktı. Ancak Zafer Bey'e de şimdi hoş geldin diyelim. Daha bağımsız, daha özgür, daha tarafsız bir yönüyle Ereğli'deki siyaseti masaya yatıracağız. Çünkü Zafer Sucu AK Parti'nin gerçekten farkındalık yaratan eski yöneticilerinden. Çalışkan, dürüst, yani diğer siyasetçilerden ve diğer yerel siyasetçiler içinde kendisini ayrıştıran, söylemleriyle birleştirici, uzlaştırıcı, bölge ekonomisi için, bölge siyaseti için
taraf tutmadan kitabın ortasından konuşan biri olduğu için burada. Zafer Bey, size de hoş geldin diyorum. Hoş bulduk Şenol. Evet Mehmet Bey, şimdi geldik el ele baş başa. Sen de bu ara, bu hafta yine yeni yazılarım var ancak sen de dikkat et yani. Havalar soğuk bak. Kimi soğuktan hastaneye yatar, kimi üşütmeden yatar, kimi ayağa kayar yatar. Buza basarsın, kaldırıma vurursun. Yani bu ara bu işler de olabilir. Bak dikkat et, ben sana söylüyorum. Sevgili Anladım. Kardeşim. Şimdi nereden başlayalım? Sen söyle. Ben mesela şimdi yine bunları Savaş Aydın'a soracağız. Sayın Milletvekili'nin Avrupa Komisyonu'ndaki görevlerini soracaktım. Fatih Çakır'la ilişkilerini soracaktım. Belediyeyle ilişkilerini soracaktım. İbrahim Cebe'ye soracaktım. Hastane ile ilgili şeyi soracaktım. Bacasız fabrika fakülteyi soracaktım. Eski hastanenin olduğu yeri. Falan filan soracaktık. Şimdi biz Zafer Bey'e soralım. Sevgili Zafer abicim, hoş geldin. Gerçekten farkındalık yaratan bir şeysin. Ne oluyor Ereğli'de Zafer abi? Bize bir anlatırsın, anlatır mısın? Ben 50 yaşındayım. Yani siyaset de yaptık. Ancak biz anlayamadığımız, Karadeniz Ereğli halkının anlayamadığı Ereğli'de bazı şeyler var. Ne oluyor da bunu halkın anlayacağı bir dille anlatabilir misiniz? Hainler, tanımamalar, reddetmeler. Vallahi Şenol Bey, siyaset çok hassas bir zeminde yapılan bir faaliyet. Siyasetin içerisinde olan herkes temelde görüşlerini aldığımız zaman tamamıyla herkesin ortak kullandığı bir dil var. Bulunduğumuz bölgeye hizmet etmek, mensup olduğumuz partiye hizmet etmek, başlama şekli bu. Bu şekilde siyasete başlıyoruz. Ortak fikir, ortak düşünceyle yola çıkıyoruz. Ama ne hikmetse ilerleyen zamanlarda ortak düşünce ve fikirler bir türde ayrışıyor. Temel düşünce Ereğli ve Ereğli'nin kalkınması. Temel düşünce Ereğli ve Ereğli'deki gençlik. Temel düşünce Ereğli ve Ereğli'deki eğitimdeki sıkıntılar. Temel düşünce Ereğli ve Ereğli'deki kişilerin şebekesinden akan suyu içememesi. Temel düşünce Ereğli'de dibe vurmaya yön tutmuş bir ekonomi. Temel düşüncede bunlar varken ortak bir düşünce bütün sivil toplum örgütleriyle yapmış olduğum görüşmelerde de Ereğli'nin ne şekilde kısa sürede kalkınabilirliğini de söylerken ortak akıl şu. Yani Ercan Bey'in de ısrarla üzerinde durduğu eğitim kampüsü. Dolayısıyla eski devlet hastanesinin yeri bu noktada ön plana çıkıyor. Bütün Ereğli halkının tamamı bunu istiyor. Çıkış yolu da bu. Ben Kastamonlu bir kişi olarak bundan 25 yıl önce Ereğli ekonomisiyle ortak değerleri çok olan Karabük'e çok yakın bir yerleşim bölgesinde yaşadığım için Karabük'ün parlak ekonomik yılları çok iyi biliyorum. Karabük'ün çöküntü yıllarını da çok iyi biliyorum. Karabük ve Karabük'teki esnaf 20-25 yıl bu çöküntüden kurtulabilmek için sabırla bekledi. İl yapıldı, Karabük kalkınamadı. İlçe, biz ilçeyiz, il olma şansımız yok, böyle bir şansımız da yok. Karabük 25-30 yıl sonra üniversite kampüsü ve mükemmel bir üniversite alanına kavuştu. Karabük ekonomisi ayağa kalktı. Karabük'teki ticaret canlandı, halk, topluma bir huzur geldi. Dolayısıyla siyasetçiler de hedefine ulaşmış oldu, siyasetçiler de rahatladı. Bizde ise hedef üniversite bölümlerini bu Ereğli'ye getirmek ve bunun için de bir kampüse ihtiyacımız var. Olmazsa olmaz. Ben bir ticaret adamı olarak yaptığım incelemelerde tersanelerde çalışan 5000 tane arkadaşımız varlığından söz ediliyordu geçmişte. 5000 tane. Bu 5000 tane arkadaşımızın ortalama geliri hemen hemen asgari ücretti. Yani bugün bu arkadaşların eline geçecek para 1000 lira. 1000 lira. Üniversitede okuyan bir öğrencinin ortalama harcaması da 1000 lira. Ve bu 1000 liranın tamamıyla ilçe ekonomisine girdiğini çok net biliyorum. 2 tane çocuğum var, üniversite okuyor.
1000 lira ekonomiye tamamıyla giriyor mu, piyasayı canlandıracak bir etken? Sayın Zafer Bey, bu ikinci sorumuzu da buna kaldığımız yerden devam ederiz. Bizim anlayamadığımız, halkın anlayamadığı, Ereğli'de siyaseten anlaşılabilir bir politika CHP'de, AK Parti'de, yani MHP'de göremiyoruz. Yani halkın anladığı bir dilde, ben şimdi sizi dinliyorum, bir 10 dakika daha dinlersem uyuyacağım. Yani öyle bir standart diyorsunuz ki fen bilimi için hazırlanmış öğrenci gibi tık 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 şeye gelelim. Yani saadete gelelim. Saadete gelelim. Bunlar yani ne oluyor Ereğli'de? Yani siz neyi paylaşamıyorsunuz? Nedir bu sıkıntı? Siz iktidarda mısınız? Yani ben şimdi niye rahatsız oluyorum size? Çünkü hiçbir yani çok başarılı bulduğum halde görevden alındınız. Oradan başladım. Sizi neden yeni listeye yazmadılar? Neden bu kavgalar var? Neden bir Zafer Sucu? Ben bu kadar met ettiğim bir adam, bu kadar pozitif bir adam, niye listeye girmedim? Mesela söylüyorum, Fatih Çakır başarılı bir şey diyorum, ilçe başkanı. O gitti, hakkını aldı. Siz niye alamadınız? Ereğli'de ne oluyor siyaseten? Çalışan yok da böyle her şeyi el kaldıran, indir kaldır sistemi mi geliyor? Kaldıraç sistemi mi geliyor? Buraya gelelim, biz üniversiteyi konuşacağız sizinle. Şöyle oluyor, siyaseti yapma şekilleri var benim gördüğüm. Ben siyaseti 2-2,5 senedir aktif olarak yapıyorum. Siyasette siyasetçilerin kişisel amaçları uğruna siyaseti yapan arkadaşlarım olduğunu ve bu arkadaşların çok aslı olduğunu ben bu süre içerisinde müşahede ettim. Siyaseti samimiyetle bulunduğu siyasi grubun menfaatlerini ve ülkesinin menfaatlerini ve yaşadığı bölgenin menfaatlerini korumak, o menfaatler doğrultusunda siyaset yapmak ilke olması gerekirken, bu doğrultuda siyaset yapan siyasetçinin çok olduğunu maalesef söyleyebilmem mümkün değil. Peki ben burada bir konuya girmek istiyorum. Karadeniz Ereğli'deki bu kargaşa, bilhassa partiniz içindeki kargaşa, Karabük'te bakan AK Partili, belediye başkanı MHP'li. Bunu da göremiyoruz. Buradaki anlayışa bakıyoruz. Daha farklı, daha sosyal, daha iç içe. Karabük Bakan'dan sonra çok daha büyük şeyler aldı. Ereğli'de bir milletvekili, Ereğli kendi partiniz içinden birisi çıkıyor, ben bunu milletvekili tanımam diyor. Ne diyorsunuz buna? Mehmet Bey, Karabük'te belediye başkanı Rafet Bergili, benim de kendi ilçemden tanıdığım bir büyüğüm. Rüyabında tanıdığım, şahsen hiç tanışmamışım ama köklü bir ticaret adamı, köklü bir aileden gelen kişi. Hem siyaseti geçmişinde büyüklerinde var, hem de siyaseti ticaretiyle beraber ilçesini düşünebilecek potansiyelde bir arkadaş. Dolayısıyla bu ekipte de kendisinin lider vasıfları üstte olduğunu bildiğim için Ereğli Karabük menfaatlerini her şeyin önünde tutabildiğine inandığım bir arkadaş. Çünkü bütün yatırım ve ticaretleri bu arkadaşım Karabük'te. Battaniyeci Demir Çelik'le ortak işleri olan, Demir Çelik'e paralel çalışan bir adam. Ekonomisini, altyapısını, nasıl kalkınacağını, her şeyini bilen bir arkadaş. Dolayısıyla bir de kendisini tanıyorum, çok iyi niyetli bir insan. Yani bütün amacı Ereğli. Ereğli diyorum, pardon, Karabük. Şimdi biz Ereğli'ye geldiğimizde, Ereğli menfaatlerini düşünen bir siyasetçi, Ereğli Belediyesi'ni almış, kendi partisince alınmış ve kendisi de o partinin üyesi ve meclisinde olan bir arkadaşım, kendi partisi için ve ilçesi için, Ereğli için yatıp kalkan bir milletvekili hakkında ben kendisini tanımıyorum demiş olması bence talihsizlik. Yani bunları biz kendi aramızda vekilimle de oturup parti teşkilatına oturup çatır 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 tartışabiliriz. Tartışmamız lazım. Hemen bu arada Yusuf Bey de çok kötü niyetli, işte Ereğli'ye ihanet edecek bir karakter ve yapıda olduğunu da kesinlikle inanmıyorum. Yani o da kendi penceresinde Ereğli'ye hizmet etmeyi düşünüyordur. Ama değişik bir felsefesi, değişik bir bakış açısı, değişik bir dünya görüşüne sahip, kendi kişiliği siyasetine de yansıyor. İnsanlar da budur yani. İnsanın kişilikleri bulunduğu ortama, ticaretine yansır, siyasetine yansır. Zafer Bey, sözünüze kaldığınız yerden devam edeceksiniz ama bir telefonumuz var. Savaş Aydın telefon hattında. Alo. Alo Savaş Bey.
Savaş Bey, biz sizi duyuyoruz. Siz bizi duyuyor musunuz efendim? Sesinizi çok zor alıyorum. Evet, öncelikle çok geçmiş olsun diyoruz. Şu anda zannedersem tedavi görüyorsunuz değil mi? Ağır bir gripal enfeksiyon atlatıyorsunuz. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Hastalığından beri programımıza katılamadım. Tüm hemşirelerimizden ve değişmelerim burada özür diliyorum. İnşallah en kısa sürede tekrar beraber olmayı ve hoşluk bir program yapmayı anlatıp gelemek istedim. Sevgili Savaş Aydın, sesimiz herhalde geliyor. Siz az daha eğer yardımcı olursanız, az daha sesinizi yükseltebilirseniz biz de size geçmiş olsun diliyoruz. Şu anda neredesiniz? Şu anda Anadolu Hastanesi'ndeyim şu an. Geçmiş olsun. Nasıl durumunuz? Sizlere Mehmet Bey'e, Kızılay Bey'e kaygılarınızda sevgiler sunuyorum. Programın güzel bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Biz size bir iki tane soru sorma imkanımız olabilir mi? Müsaade eder misiniz? Gerçekten sağlık olunca bütün sular tersine akar ama bu programı yapma formatımız biliyorsunuz milletvekilimizi davet etmiştik. Milletvekilimiz Avrupa Arge Dış Komisyonu'nda görevli olduğu için gelemedi. Sizi görevlendirdi. Bu formatta bir program yapacaktık. Ancak son olaylarla ilgili Ereğli'de de milletvekilimize bazı ithamlar vardı. Eşiyle, ailesiyle ilgili ithamlar var. Bu konuda size, milletvekilimize soracaktık ama size sorabilir miyiz? Siz sağlığınız buna elverişli mi? Bunları cevaplayabilir misiniz? Tam konuşmak. Alo. Alo. Biz sizi duyuyoruz. Alo. Biz sizi duyuyoruz Savaş Bey. Buyurun. Sesimizi kesik alabiliyorum. Şimdi bu tür soruları inşallah kısa zamanda beraber Tamam. Cevap buradan Allah şifa versin diyoruz. Geçmiş olsun önce sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bu kadar da katıldığınız için inşallah önümüzdeki bir zaman diliminde sağlığınız yerine gelince programı yenileriz. Allah şifa versin. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Tekrar geçmiş olsun efendim. İyi günler diliyoruz. İyi istirahatler. Sevgili dinleyiciler, Savaş Aydın gerçekten hasta. Biz de yaptığımız araştırmalarda program öncesi hastaneye, dün de hastaneye yatmıştık. Aslında Ereğli'de başka yerel gazetelerde de bu haberleri görmüştük. Kendisini aramıştık. Ama son dakikaya kadar eğer gelme imkanı olursa gelebileceğini söylemişti. Ağır bir enfeksiyon geçiriyorum. Mikrobik bir rahatsızlığım var dedi. Onun için dinleyicilerimizden gerçekten özür diliyoruz ama sağlık olunca yapacak bir şeyimiz yok. Diyoruz ki buradan sağlık olsun. Zafer abi kaldığımız yerden devam edelim. Ben Zafer Bey bir şey sormak istiyorum. Zafer abi gerçekten herkesten büyük siyasetçi. İşiniz çok zor. Şimdi bu kavga siz aslında geçiştiriyorsunuz da Karabük'ten girdiniz. Çok güzel bir noktaya geldiniz. Ereğli de bu kavga, mesela Yusuf Kalay'ın samimi olduğunu, konulara vakıf olduğunu ama Yusuf Kalay nedense olayı tam iki aydır bir fiil sürdürüyor. Üzerine basa basa devam ediyor. Tabii ki haklı oldukları şeyler var. Biz de bunları biliyoruz ama. Fakat bazıları öyle kaşıyor ki toplumun değer yargılarını da örselemeye başladı. Ben bundan dolayı özellikle bir yazı yazdım. Özellikle gene söylüyorum, her zaman bu memlekette gelmiş, bu memleketin ekmeğini yemiş, bu memlekette müteahhit, mühendis, doktor bilmem ne olmuş, olmuş da olmuş bütün hemşehrilerimizi diyorum. Trabzonlu, Karslı, Kastamonulu, Rizeli, gene söylüyorum. Trabzonlular Karadeniz'e 1880'li yıllarda gelmişler. Madenlerin gelişiyle birlikte. Peşinden Rizeliler gelmişler, Karslılar gelmişler 1960'ta. 60'tan sonra Türkiye'nin mozaiği olan İstanbul gibi 81 ilin 81 ilçesinden insanlar bu bölgede yaşıyor. Maalesef nedense Yusuf Kalay arkadaşımızın nezdinde söylüyorum. Buraya gelip bu insanların seçtiği kişiler benim memleketimi, benim köylümü, milletvekili olduğunu nedense milletvekili olarak tanımıyorlar. Şimdi ben yazınca kafatasçı, şövenist oluyorum. Sen söyleyince kafatasçı olmuyor musun?
seni bağlayan o Trabzonlulara şu anda hakaret etmiş olmuyor musun Yusuf Kalay? Çünkü burada Trabzonluluktan dükkanı olmayan, iş yeri olmayan adam yok. Kimse sen Trabzonlusun, senden buzdolabı çamaşır makinesi almıyorum demiyor. Sen Kastamonlusun, seni orada pide yemiyorum demiyor. Bütün ortak dostlarımız her yerden biz var. Biz onlarla beraber büyüdük. Yusuf Kalay benden küçük ama benim bütün Trabzonlu, Rizeli arkadaşlarım hala oyun oynadığım, çay içtiğim, sohbet ettiğim insanlar. Ben Ereğlilerle iki kişiyle oturursam, Trabzonlu'yla, Karsı'yla, Rize'yle beş kişiyle oturuyorum. Ama bu toplumu böyle gereksiz yere gelmenin anlamı ne? İnsanlara farklı algı yaratmanın anlamı ne? Ben şimdi bunu soruyorum. Sayın Zafer Bey, bu kavga arkasında bizim algıladığımız bir şey var. Bana göre, kendi adıma konuşuyorum, Yusuf Kalay birileri tarafından ortaya atılmış bir değer diye düşünüyorum. Birilerinin söyleyemediği ve birilerinin yapamadığı siyasi enflasyonların içinde biri. Yani ne derler bunun adına? Kendini heba etmiş biri diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Şimdi Mehmet Bey, siyasi çekişmeler, siyasi düşüncelerimizi basınla ve halkla paylaşmaları sıkılıyorum ama siyasi çekişmeleri hem basın önünde hem toplum önünde yapılmasını çok etik ve doğru bulduğum. Bir kere önce sözü buradan başlayayım. Ben siyaset kurumunu, bulunduğum siyaset kurumunu bir aile olarak, büyük bir kurum olmasına rağmen bir aile olarak küçülterek bakıyorum. Çünkü önüme alabilmem için küçültmem lazım. Geniş bir şekilde göremiyorum. Ne yapıyorum? Bunu bir aile olarak düşünüyorum. Ben kendi ailemin içerisinde yaşadığım sorunları gidip de sokakta, mahallede, komşularımla paylaşmam, bütün ilçede bunu deklar ederek genişletmem, hatta aile bireylerini, mahremlerini ön plana çıkararak bunu siyasi bir olgu gibi piyasada görüşülmesine, konuşulmasına kesinlikle tasvip etmiyorum. Benim yaşam kültürümde, hayat anlayışımda böyle bir şeyin yeri yok. Bu sıkıntılar ilk başladığında ben partide teşkilat başkanı idim. İlk başlarda başladığında. Ve ben bu süreçte de bu tepkimi koyduğumda arkadaşlara da söylemiştim. Demiştim ki arkadaşlar, bizim bir sorunumuz varsa biz burada yönetim kurulunda kendi aramızda çatır çatır paylaşalım. Kendi aramızda görüşelim. Ya kavga edeceksek bu kapalı ortamda kavga edelim ama doğru sonuca varalım. Yarın belediye meclisine bu sıkıntıları yansıtmayalım. Biz bu kadar siyaseti yapamayacak kadar aciz insanlar değiliz ki. Neticede temel amacımız var. Herkesin refahının yükselmesi, Ereğli'de kavga olmasın, Ereğli'de huzur olsun. Kavga olan bir yere ne yatırımcı gelebiliyor, ne Ereğli'de ticaret gelişebilir, ne Ereğli'de bir olabiliriz, ne beraber olabiliriz. Bütün sivil toplum örgütleriyle ortak hareket edemezsek, biz burada bu üniversite kampüsünü ve Ereğli'nin sanayileşmesinde atağa kalkmasını sağlayabilir miyiz? Evet. Sağlayamayız. Ben diyorum ki yani kişilerin kendi şahsi düşüncelerini, kendi egolarını, kendi ihtiraslarını, kendi kişiliklerini de dahil bir kenara bırakması gerekiyor. İnsan önce akşam evine gittiğinde bir öz eleştirisini yapabilmeli. Aynanın karşısına geçip konuşabilmeli kendisiyle. Kişi kendisiyle barışık olmalı toplumda barışık olabilmesi için. Toplum önünde kavgacı bir zihniyetteki insanların siyasette de bir geleceğinin ve karşılığının olacağına inanmıyorum. Ben burada konu konuya bağlandığı ben için... Ben şey diyeceğim. Geçen hafta Mustafa Uysal bu konuyla ilgili Antalya'dan bir çıkış yaptı. Şimdi Mustafa Uysal'ın yaptığı çıkışta istersen sen... Ben buyur. Özellikle sormak istediğim soruyu... Tabii gireceğiz zaten de. Çok çok zengin sorular var. Gerekirse Zafer Bey'i sıkıştıracağız. Şimdi ben Zafer Bey'e bir şey soracağım. Karadeniz Ereğli'de son 5 yılda, yani seçim yerel seçimde 5 yılda Haluk Partili kavgacı olmakla itham edilerek seçim kaybetti deniliyor. Ben bunu yine tırnak içinde söylüyorum. Haluk Partili bu algıyı yaratırken şehir esnafıyla olan o 15-20 yıllık belediye başkanlığı döneminde biraz böyle bana göre biraz yukarıda bir şey ivme gösterdiği için böyle oldu. İşte esnafların bakış açıları değişti filan. Şimdi biz bakıyoruz ki şu 6 ay içinde, ben son 2 ayı da saymam. Belediye başkanı 2 ayda zaten belediye başkanı makamına oturamadı. Şimdi 6 ay içinde AK Parti'nin yarattığı bir kavgayla Ereğli baş başa. Doğru mu yanlış mı? Bunu sormak istiyorum. Yani siyasi irade Ereğli'de özel
yereldeki siyasi irade AK Parti iradesi. Tamam. Yani bu bir realite, bu bir gerçek. Belediye senin. Yani. Belediye ilgili senin. Siz birbirini yiyorsunuz. Belediye başkanı orada oturuyor. Halit var, bir gülüyor herhalde. Ben anladım orada. Gülecek. Yani muhalefet güler ama yani neticede muhalefet de gülse, bu partiye oy vermemiş, görün vermeyen insanlar da gülse, ama neticede aynı geminin içerisinde nefes alıyoruz Mehmet Bey. Evet. Aynı havayı soluyoruz. Aynı geleceklere umutla bakıyoruz ya da umutsuz bakacağız. Hepimizin çoluğu var, çocuğu var, geleceğimiz bu şehirde. Dünya o kadar küçüldü ki, yani insanların birbirine ulaşması o kadar kolaylaştı ki, şu teknolojinin bu hızlı yükseldiği bir ortamda, biz hala bireyselcilik, bireysel düşünce, bireysel siyasetcilikle biz bu siyaseti yapacaksak, bu siyasetçilerin siyasette yeri olmamalı. Evet. Olmamalı kardeşim. Yani toplum bunun karşılığında, toplumda karşılığı olmayan insanları siyaset kurumları da kendi bünyesinde tutmamalı, barındırmamalı. Yani şehir hiç kimsenin kendi egosunun daha arkasında kalmamalı. Ben şehirde huzur isteyen bir kişiyim. Kolektif çalışmayı benimsemiş, 16 yıldır bir işletmede ortaklık yapan, kardeşim kardeşle çalışamadığı, ortaklığı yürütemediği yerde ben zaman zaman 3 ortak, zaman zaman 4 ortakla ticaretimi devam ettiren bir kişiyim. Dolayısıyla ben paylaşımcı ruha sahip, paylaşımla her şeyin büyüyebileceğini düşünen bir insanım. Siyasette de böyle, ticarette de böyle, normal hayatta da böyle. Onun için yani gerilimli siyaset yapan insanların siyasette yer bulmasını ben tasvip etmiyorum. Evet. Şimdi aslında Zafer Bey, bundan 2 aya kadar siz de ilçede yöneticiydiniz. Yani. Tabii ilçe başkanınız vardı ama ancak bu kavgalar sizin de görev yaptığınız dönemde başladı. Evet. Hiç çıkış yapmadınız. Yani ben bunu aslında size söylerken Fatih Çakır'a söylüyorum. Hadi o dönemde Sayın Fatih Çakır'ın hani sanki bir eğrilti bir ilçe başkanı gibi durduğu, olup olmayacağı belli değildi. Şey oldu, sanki bu kavgalardan zevk alır gibi. Hiç ses çıkarmıyor. Hiç ses çıkarmıyor. Geçen akşam yaklaşık bir hafta önce falan Fatih Çakır'la bir görüşme imkanımız oldu. Fatih Çakır'a bizzat söyledim, artık öne çıkmanız gerektiğini, arkadaş durun demeniz gerektiğini, burada bu işlerin yanlışa doğru gittiğini, dur demeniz gereken kişinin siz olduğunu, ondan sonra da il başkanı olduğunu, eğer bunu gerçekten de yapmayacaksanız yukarıdan bir parti müfettişi isteyin, burada bir büro açın dursun. Herkes sabahleyin işine giderken, partiye giderken böyle yapsın. İmza atsın. Şey yani burada eleştirim artık Fatih Çakır'a, başarılı bulduğum bir ilçe başkanının bu kadar basiretsiz, yetkisiz ve etkisiz bir ilçe başkanlığı sürdürmesinin altında acabalarım var. Söyleyelim abi, biz neler konuşalım. Bir yandan mesajlar da geliyor. Sevgili dinleyiciler, sizin attığınız mesajları ve tweetleri okuyacağım. Burada bize ne mesaj atarsanız bunları okuyorum zaten. İsminizi söylememi isterseniz isimle, söylememi istemezseniz isimsiz okuyorum. Bu arada yine bu söylememin içine bir parantez açayım. Geçen hafta sokakta dolaşırken program saatimizi değiştirmememizle ilgili, gününü değiştirdiniz, birkaç hafta izleyemedik, salı günleri bekledik, siz pazartesi programı yapmışsınız diye eleştiriler aldık. Program halk tabanında yer buldu. Çünkü halkın sorunlarını, hastanedeki vatandaşın sıkıntısını, AK Parti'den beklentileri, CHP'den her şeyi burada konuşuyoruz. Adeta bir tek sizin yaptığınız böreği içindeki şeye karıştırıyoruz, onu demin karıştık biliyorsunuz. Yani börek getirmişsiniz, teşekkür ederim. Ona da demin karıştık yani. Bu içine şunu mu kattınız, bunu mu kattınız, gazeteci böyle sorgulayıcı ve muhalif yönüyle olmalı diye düşünüyoruz. Programımızdan güzel şeyler alıyoruz. Bunun için sevgili dinleyicilerimiz hiç şey yapmasın, endişe etmesin, ne sorarlarsa sorsunlar. Buradan hepsini cevaplayacağız ve sizin sorularınızı sizin adınıza
ileteceğiz. Programda ismi geçenler telefonla bağlanabilirler. 322-27-30. Tabii programın ilk saatinde bu bağlantıları yapıyoruz. Sonra böyle bir şansımız olmuyor. Son yarım saatte maalesef. Olmuyor. Şimdi geçen hafta Mustafa Uçsal olayı çıktı. Yani Zafer Çakar'ın yapacağı ve Hamdi Uçar'ın yapacağı işleri ta şeyden Antalya'dan Mustafa Uçsal bütün yayın organlarına bir şey geçti. Basın açıklaması geçti. Çünkü Karadeniz Ereğli'de ilçe ikinci başkanıydı. Ve o dönemin milletvekili Fazla Erdoğan'ın aleyhinde bazı çıkışlar yapmış. Hatta böyle ben onu reddediyorum falan da dememişti. Hakaret etmemişti. Evet. Ve bir haftada çocuğu paket yaptılar Antalya Kargo. İadesiz hem de. Yani Antalya'ya bir şutladılar. İflas etti abi. İflas. Adamı iflas ettirdiler. Tabii sorduk. Ne dedi? Ben Ereğli'den niye Antalya'ya gittin? Bir. Bütün işlerine gel oldu. Fazla Erdoğan karşımda. İki. İlçe yönetimi karşımda. İl yönetimi karşımda. Halil Pospik karşımda şehrin belediye başkanı. Erdemir'den de atıldı. Atılmıştı. AK Parti yüzünden. Ve baktım ki gerçekten haklı. Mustafa Uysal'ın çıkışlarını Mustafa Uysal mı yapmalıydı Sayın Zafer Sucu Mehmet abi, sen de cevaplayabilirsin. Fatih Çakır mı yoksa şey mi yapmalı? Buyur abi. Tabii önce Zafer Bey farklı hatta. Mustafa Bey geçmişte tanıyorsunuz kendisini. Tanıyorum. Geçmişte yaşamış olduğu bu olayların bir benzerini biz şu anda yaşıyoruz. Mustafa Bey parti yönetiminde görevli bir arkadaşımızdı. Şu anki arkadaşlarımız da seçilmiş belediye meclisinde görevli arkadaşlarımız. Yani talihsizlik her dönemde ne hikmetse oluyor. O dönemde aynı partinin siyaset kurumu, siyasi disiplini, siyasi ne denir, hiyerarşi, siyasi etik kuralları, siyasi saygıyı aşan bir tavır olarak algıladığı söylemini arkadaşımızın değerlendirerek kısa bir süre içeride partiden ilişiğini kesip ihraç etmiş. Aynı parti tüzüğü, aynı parti yapısı şu anda da devam ediyor. Aynı partide, aynı parti yapısıyla devam ediyoruz. O dönemdeki il başkanımız da bu dönemdeki il başkanımız. Sadece bu dönemdeki ilçe başkanımız değişik. O da süreç içerisinde 2-3 yılda bir değişiyor zaten. Yasa gereği böyle, parti tüzüğü gereği böyle. Ben de bunları basından izliyorum, ben de takip ediyorum. Yani gerçekten partide yani taraflı bakmadan siyaseti objektif değerlendirmeye çalışıyorum. Partideki görevim esnasında da Sayın Başkanım'la defaatle bu konuları kendi parti yönetim kurulu arkadaşlarım içerisinde görüşülmesi gerekenleri görüşüp görüşülmeyenleri kendimiz birebir görüşerek bu huzur ve sükuneti sağlamak için bir mücadele içerisinde oldum. Şu anda yeni partide, yeni yönetimde 18 tane o dönemde beraber çalıştığımız arkadaşımız var. Tamamıyla bu konuda istişare edip görüşebilirsiniz. Bütün samimiyetimi söylüyorum. Ben o partide gerçekten emeği en üst düzeyde olan bir kişiyim. Bunu ben kendim söylemiyorum. Kamuoyundan aldığım tepkiler ve toplumdan aldıklarımı toplumdaki yansımalarıyla söylüyorum. Oradaki arkadaşlarım partiyle ilgili kafa yoruşum, partiyle ilgili önergelerim, partiyle ilgili fikirlerim. Dolayısıyla bu fikirlerimi de tamamını hem ülkem için hem Ereğli için kafa yoran bir insanım ben. Artı da teşkilat başkanıyım. Teşkilat başkanı ilçede 2 tane seçim geçirmiş bir teşkilat başkanıyım. 2 seçimde %35'te başlayan oyumuzu %45 daha sonrasında %55'le Cumhurbaşkanlığı seçiminde zirve yapmış, zirveye çıkarmış da bir teşkilat başkanı. Bunun için de hiç tevazu yapmayacağım, kendimle gurur duyuyorum. Rabbime de sonsuz şükür ediyorum. Böyle bir başarılı çalışma ortamını dostlarla, arkadaşlarımızla beraber bizlere nasip etti. Ama sonuçta siyaseti deminden söyledim. Haklı yapan arkadaşlarımız var. Zafer mi bunalttı? Böyle bu zafer sarhoşluğu falan mı bu? Hani hem belediye aldınız, hem cumhurbaşkanlığı, hem başbakanlık, bütün her şey sizin. Şimdi paylaşılmayan bir şey mi var bu Ereğli'de? Şimdi Mehmet Bey, biz 20 sene
bir belediye başkanlığını değişmeden yapan bir belediye başkanından sonra bu görevi burada aldık. Daha öncesinde de bir 20 yıl daha geçmişi var bu işin. Yani dolayısıyla biz Ereğli'yi 40 yıl sonra ve Türkiye'nin çok büyük bir çoğunluğunda AK Parti belediyesi varken Ereğli'de olmamış olması bizler için gerçekten bir dertti. Çünkü Ereğli'deki kaybı, Ereğli'deki nefes darlığını biz Ereğli Belediyesi'ni AK Parti'ye katarak AK Parti için ve Ereğli için bütün samimiyetimle söylüyorum bunu. Benim için kişiler gelir geçer. Baki olan, önemli olan daha doğrusu realite şudur. Bulunduğumuz sivil toplum örgütünün önemi vardır. Bugün Zafer olur, yarın Fatih olur, öbür gün Ahmet olur. Ama bugün önümüzde bizim belediye başkanı olarak genel merkezin takdir etmiş olduğu bir belediye başkanı adayı Hüseyin Bey var. Bununla çalışmışız, nefer gibi çalışmışız, getirmişiz, bu seçimi kazanmışız, koymuşuz. Ben ticari hayatımı riske ederek bu işe girdim. Çoluğumdan çocuğumdan rızkını bu işte harcadım ben. Harcadım, inandığım bir dava için harcadım. Evet. Ereğli kazansın istedim. Ercan Bey'i de tanıyorum ki siyasete girdikten sonra tanıdım, milletvekili olduktan sonra. Ereğli için, bölgesi için kafa yoran, dolayısıyla kendi profesörlüğü de Ereğli'nin ekonomisinin ana damarı olan Erdemir'le paralel bir profesör bu adam. Dolayısıyla Ereğli'ye hizmet edeceğini, ediyor olduğunu da inandığım için ben bu işte emek sarf ettim, çaba sarf ettim, harcadım, kendimi heba ettim. Ereğli kazansın diye. Yani şimdi bir profesör, başka da hiçbir işi yok. Mehmet Bey, böyle bir insanı, böyle bir milletvekilini her zaman bulamayız biz. Adam profesör, uluslararası kariyeri var. Meclis takdir etmiş, bütün komisyonlarını 2-3 gün önceki toplantıda da görüşmüştük. Dağıtmış olduğu kitapçığında da var. Bunca aktif bir görev olmasına rağmen Ereğli'ye elinden gelen en yoğun zamanı da ayırıp gelme gayretinde olan bir adam. Dolayısıyla Ereğli için çok özür diliyorum Sayın Vekilim'den ama teşbih hatı olmaz. Bundan daha iyi bir hamal da bulunmaz. Siyasi hamal bu adam. Sabah 9, akşam 10 mecliste, yurt dışındaki görevleri haricinde, komisyonlardaki görevleri haricinde. Bu da yetmemiş, adamı götürmüşler, ARGE'den sorumlu, başkan yardımcısının yardımcısı yapmışlar. Ya bu adam partide üst düzeye çıkmış, genel merkez, başbakan, bakanlar tarafından takdir görmüş bir milletvekilini. Siz kalkıyorsunuz, ben bu milletvekilini tanımam diyorsunuz. Yani neye dayanarak tanımam diyorsunuz, hangi verilerle diyorsunuz? Ben Yusuf Bey'in bunu bir talihsiz bir şekilde yani bulgularına yenilerek söylemiş olduğuna inanmaya istiyorum ve de böyle yapmış olduğunu düşünüyorum. Yani bunun devamında bunu tolere edecek bir davranış içerisinde olmasını da bekliyorum. Devam edeceğim, bir soru koymak istiyorum oraya. Mesela Sayın Vekil 3,5 yılda Karadeniz Ereğli'de kendi dönemine ait 3,5 yıl değerlendirirken 12 yıllık AK Parti'nin yaptığı bütün hizmetleri kapsayan bir kitapçık yaptı. Buna demeden bir şeyse Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP hiçbir şey demedi. Çıktı AK Parti kendi içinden. Bu dedi, bu senin yaptığın hizmet değil. Bu eskilerin yaptığı. Bu ne demek? Yani AK Parti'yi inkar etmek demek değil midir? AK Parti'nin genel hizmetlerini yani hatırlatmış. Yani, bunu ben yaptım, onu Hasan yaptı diyecek yani. Canım abilerim bak. Bu siyaseti kişiselleştirme duygusundan başka hiçbir şey değildir. Yapmadınız mı? O yüzden de siz sen de bunu... Yani bak, demek istediğim şu. Kişiselleştirmekten başka hiçbir şey değildir. Ben Ercan Bey'i sevmeyebilirim. Kişilik olarak adam... Zafer Bey, özür dilerim. Şu anda AK Parti İlçe Teşkilatı'nda genel başkan olarak kimin resmi var? Abi, genel başkan olarak çok uzun süredir gitmedim. Yani kimin resmi olmalı? Davutoğlu'nun resmi olmalı. Yani şimdi Ercan Can'dan doğal olarak billboardlara, bu hizmetlere sahip çıkıp billboardlara taşıyorsa bunda ne var yani? Bunun neresinde yanlış var da rahatsız oluyor sizin arkadaşlarınız? Abi dedim bak kişi... AK Parti'nin içinde aslında 3 tane parti kurmak lazım. AK Parti, Şahiniler, Milli Görüşçüler, Faziletçiler, Ereğliler, Yerliciler, Yabancılar böyle. Abi böyle bir şey de yok. Bak böyle bir, bu kadar böyle bir ayrışma dışarıdan göründüğü gibi yok. Bütün samimiyetimi söylüyorum. Yok abi. Ben sadece kişiselleştirme, kişilere bağlı siyaset alışkanlığı olan arkadaşlarımız var. Bak kişilere bağlı kişiselleştirme mantığıyla siyaset yapma ihtiyacı hisseden,
böyle bir duygu içerisine olan arkadaşlarımız var. Ben bunları söylüyorum. Yani arkadaş, bugün Ercan Bey bugün milletvekili, atıyorum Haziran'da devam ederse devam eder. Devam etmezse yerine gelecek milletvekili Zafer Sucu olmuş. Hamdi Uçar sen olmuş. Sen niye kendi adını örnek gösteriyorsun? Abi ben aday olmayı düşünüyorum. Ben milletvekili olmaktan eksik bir tarafım var benim. Fazla mı var? Bu ay yani bu, yani siyasette iki kelam laf mı edemiyorum? Siyasi görüşlerimi tatmin etmiyor. Ben de emek veriyorum. Ben de ülkem için kafa yoruyorum. Dolayısıyla ilçem için kafa yoruyorum. Yoruyorsam ben de zamanı vakti gelirse ben de milletvekili adayıyım diyebilirim. Neticede bunun takdirini genel merkez takdir edecek. Toplum takdir edecek. Nasıl milletvekili adayı olacaksın? Fatih Çakır senin milletvekilinin şeyi gördüğü gibi seni 5 dakikada partiden attı, bütün görevlerinden attı. Sen nasıl milletvekili olacaksın? Fatih Çakır orada duruyor. Fatih Bey beni sever, takdir eder. Siyasette dedim türlerini söylüyordum. Araya laflar giriyor, dağılıyor. Siyaset yapma mantıklarını söylüyordum. Siyasete şöyle bir bakış açısı içerisinde olan arkadaşlar var. Net söylüyorum bunu. Siyaset adam eksiltme sanatıdır. Bir, siyaset adam eksiltme sanatıdır. Benim altımdan gelen adam benim önüme geçecek mantalitede ve başarıdaysa ben bu adamı buradan çizeriz. Niye? Benim önüme geçecek. Niye? Bu bir. Böyle bir insan grubu var siyasette. Geleneğiniz öyle zaten. İki. Geleneğimiz öyle değil. İki. Erbakan... Abi o partinin mensubuyum ben. Bütün samimiyetleri teşkilat başkanı olduğum gün yaptığım icatları arkadaşlarımla görüşebilirsiniz. Ya. Herkesin ulaşması çok uygun. Teşkilat başkanı olduğum gün bütün köyleri ve mahalleleri bütün yönetim kurulu arkadaşlarına paylaşarak ben bu çalışmayı yapmışım. Hep bütün teşkilatın, bütün köyleri, mahalleleri, beldeleri bana bağlı, temsilcileri bana bağlı kardeşim, beni bulacak dememişim ben. Paylaşmacı bir ruhla siyaset yaparsak başarılı olur. Peki o zaman avukat Saffet Bozkurt da İbrahim'i, Sayın Ercan Can'dan o yüzden sizleri partide belediye başkanmış, pardon, hem belediye başkanlığı hem ilçe başkanlığına aday göstermedi. Örneğin, İlhan Yazıcıoğlu mu gösterdi? Ama İlhan Yazıcıoğlu'nu yazdım yazımı. Yine söylüyorum. Ercan Can'dan ile var olan bir İlhan Yazıcıoğlu'ları, Yazıcıoğlu'nun firması adı altında bütün grupları altında çalışıyorlardı. Sayın Ercan Can'dan da çıktı. Üç isim gönderdi. Biri Yazıcıoğlu, biri sen, bir de işte Mustafa Demiray. Niye Saffet'i yazmadı? Demek güçlü bir isim mi? Şimdi senin sorundan bu aklıma geliyor. Abi şimdi bak, partide bu işle ilgili bir temayül yapıyorum. İstirham ediyorum. Yani İlhan'ı gönderdi, İbrahim'i göndermedi, Saffet'i göndermedi değil. Partide yapılan temayülde çıkan 3 kişi bunlar. 4 kişi. Yani 3 kişi gidecekti. Fatih Bey mevcut başkan olduğu için onun haricindeki 3 kişi temayülde çıkan 1, 2, 3'ü gönderdiler Ankara'ya. Biz bu şekilde gittik. Yani Ercan Bey bunları istedi, bunlar gelsin diye gitmedik. Temayül sonuçları bizim partimizde mevcut. Yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla da İbrahim Bey'le ilgili mevzu açılmışken söyleyeyim. Ben İbrahim Bey'in kongredeki, bundan önce ilçe başkanı adayı olup da yapılamayan kongrede İbrahim Bey'in listesinde olan bir arkadaşım ben. Tabii. İbrahim Bey'le o dönemde beraber ortak hareket ettik ve İbrahim Bey'e de gerçekten seven bir insanım. Belediye başkanlığı adaylığı sürecinde İbrahim Bey'i ön plana çıkaran, İbrahim Bey'i anketlere koyan kişi de benim teşkilat başkanı olarak yaptığım anketlerde. İbrahim Bey'i ben istedim. İbrahim Bey'e ben 6 ay önce de bu teklifi götürdüm. Seçimlerin atmosferi başlamadan önce görüştük, paylaştık ofisinde. Ben İbrahim Bey'i seven bir insanım. Ercan Bey de İbrahim Bey'e karşı İbrahim bir tavrı kesinlikle yok yani. Arasındaki sürtüşme ne? Hiç bilmiyorum abi. Ben çünkü onlar onu engellediler. Ben iddia ediyorum. Abi ben siyasi entrikanın içerisinde hiç olmadım. Siyasi entrika yapmam. Olan yerde de durmam. Şimdi Fatih Çakır'la ilgili Sayın Şenol Bey bir şey söyledi. Hüseyin Mustafa Uysal arkadaşımızın yazdığı... Bir reklam arası verelim mi? Fatih Çakır'la yok, bitirme. Çok Fatih Çakır şey yok. Fatih Çakır ve Mustafa Uysal'ı 2 dakika sonra reklamdan sonra şey yapalım. İyi tamam. Sevgili dinleyiciler, reklamlara gidiyoruz. Aslında programı ikinci yarıya sakladık. Zafer abi olmak üzere. Sağdan soldan vuruyoruz ama yıkılmıyor. Reklamlar.